Herkese merhaba. Bugün sizlere cinsel yolla bulaşan hastalıkları anlatacağım. Bu halk sağlığı açısından önemli. Bu konuda doğru bilgilenmek ve önlemleri almak gerekir. Çünkü infeksiyon ilerlerse ciddi sonuçlara ve problemlere neden olabiliyor. Çok basit bir tedavisi varken olay çok sıkıntılı, çekilmez hale dönüşebiliyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan en sık olan aslında insan sihir virüsü, HPV dediğimiz rahim ağzında da lezyon yapan ve genital bölgede sihirler yapan infeksiyon. Bunun dışında gonore, klamidya ya da hepatitler olabilir, genital uçuk olabilir, ağız bölgesinde çıkan uçuklar genital bölgede çıkabiliyor veya daha nadiren sivilce tarzında veya küçük yaralar tarzında lezyon yapan infeksiyonlar var. Bunlara karşı korunmak önemli. Korunmak için bizim ilk önerdiğimiz şey çok basit. Prezervatif kullanılması. %100 koruma sağlanmasa bile infeksiyonun geçmesini engellemede çok önemli. Bunun dışında aşılar, özellikle hepatit aşısı ve bunun yanında HPV aşısı, yani sihir virüsü aşısı. Aşı aslında Avrupa'da çok yaygın ve bazı ülkelerde rutin olarak 12 yaşındaki çocuklara vuruluyor, yapılıyor rutin olarak aşı programında. Bizim ülkemizde ise isteğe bağlı ama biz hastalarımızın hepsine öneriyoruz aşı kullanımını. Çok basit ve güvenilir aşılar bunlar. Hepatit aşıları gibi, normal bizim kullandığımız aşılar gibi güvenli aşılar. Ve bu aşıları biz 12 yaşından ve 40 yaşına kadar yapabiliyoruz. Ek bir teste gerek yok. HPV geçirmiş olsanız bile aşınızı yaptırmanız gerekiyor. Çünkü aşının infeksiyonun çok tipi var yüzün üzerinde. Ve siz birisini geçirmiş olabilirsiniz ama diğerine karşı korunmak için aşı burada çok önemli. Özellikle erken tanıda hastanın şikayetleri önemli. Eğer genital bölgede sihirler, geçmeyen yaralar, tekrarlayan yaralar, ağrılı yaralar veya geçmeyen kötü kokulu kirli akıntılar varsa bunların geciktirilmeden tedavi edilmesi gerekir. Çünkü infeksiyon cinsel yolla bulaşan hastalıklar karın içine yayılabilir, yani uterin tüplere bulaşabilir, rahim içine bulaşabilir. Bu da istenmeyen sonuçlar yaratabilir. Karın içi abseler, tüplerde etki yaparsa yani kısırlığa kadar giden durumlar veya geçmeyen karın ağrılarına sebep olabilir. Erken tedaviyle, tanıyla bunların hepsinin önüne geçilinebilir. O nedenle mutlaka erken tanı ve erken tedavi diyoruz. Aşık olmadan aşınızı yaptırın diyoruz. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için. Sonrası iyilik, güzellik.